Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz olsun. En güzel günler sizlerin olsun. Arkadaşlar bugün endeksimiz biliyorsunuz 12 Temmuz çarşamba. Bugün önemli veriler var. Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. NATO görüşmelerinin ikinci günü devam ediyor. Endeksimiz hızlı bir yükselişler yaptı ve bu NATO zirvesinden gelecek haberlerle alakalı endeksimizde yukarı aşağı hareketler olabilir. Biraz temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmayacağı ile ilgili kararların Rusya'nın vereceği tepkileri izleyeceğiz. Türkiye Ukrayna'ya yani olabilir, girebilir gibi ışık yakması Rusya ile bizim aramızda bir ufak bir sürtüşme olabilir gibime geliyor. Endekste bugün biraz dalgalı olabilir. Özellikle bugün ve yarın bir miktar tedbirli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ha borsayı satıp çıkalım mı? Hayır arkadaşlar, satıp çıkmayalım. Bana bu konuda çok şey geliyor. Temkinli olalım. Nakitimiz varsa alım için acele etmeyelim. Gidebilir mi? Yukarıda gidebilir. Tam ters de yapabilir ama ben temkinli olmak, biz her zaman neyiz? Garanticiyiz. Garanticiyiz ve sağlamcıyız. Bir iki günü izlerim. Cuma günü kapanışta alırım. Veya önümüzdeki pazartesi günü alırım. Ha hissem var, ne yapayım? Orta ve uzun vadede asla hisselerimize dokunmuyoruz. Ama kısa vadedeki hisselerimizi kârdaysak yarısını verip çıkmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Bugün yatay açılış yapacağız. Dün de özellikle bir ara aşağıya gelir gibi olduk ama bankacılık hisselerindeki hareketlerle bazı banka hisselerinin %6-7 yaptığını gördük. Sasa ve Hektaş'ın endekse büyük bir katkısı vardı. Ondan dolayı endeksimiz hızlı bir yukarı hareket yaptı. Bugün ne olur? İşte bugün de yukarı aşağı yatay ve saat Türkiye saatiyle saat 3.30'da Amerika'dan gelen enflasyon verisini bekleyerek böyle beklemede geçecekmiş gibi gözüküyor. Görüşmek üzere. Hayırlı sabahlarınız olsun.